Kocam beni kabloyla boğmaya çalıştı demiş. Şov ekibiyle röportaj yaparken o adamın akrabaları kapıya dayanmıştı. Türkiye'yi sarsan olayda yeni bir gelişme var. Bu kez karşı taraf konuştu. Şiddet iddialarına cevap verdi. Beni kurtaran! Yüzüme kafa attı. Gözüm mor hala. Uzatma kablosuyla boynumu sıktı. Üç tur uzatma kablosuyla beni boğmaya kalktı. Kocasının 5 yaşındaki oğlunun gözü önünde kendisine saldırdığını söylemiş, beni kabloyla boğmaya kalktı demişti. Bugün o iddialara cevap geldi. Boynunda, gözünde morluklar var. O an boğuşma olduğu için ve kafası kafama çarptığı için gözünde morluk oldu. Kablo izleri yok orada. Şov haber dün ekranlarınıza getirmişti. Ekibimiz şiddet mağduru kadınla röportaj yaparken kocasının akrabaları kapıya dayanmıştı. Seçil Koca Yılmaz eşinden, görümcesinden ve kayınvalidesinden şiddet gördüğünü iddia etmişti. Bugün Yılmaz ailesi cevap hakkını kullandı ve iddialara yanıt verdi. Psikolojik tedavi görüyor 8 yıldır. Sabah gidiyor bizim için darp raporu alıyor. Sonra bizi kışkırtmak için evimizin önüne geliyor. Benim gözüm boş. Gidin! Dün peki biz o evdeydik o anlarda. Dün siz ne niyetle eve gelmiştiniz? Babası uzak bir yerden geleceğini söyledi. Siz de sabah gelin, güzelce oturup konuşalım. Biz de o sebeple geldik. Elimizde bir bıçak, hiçbir darp şeyi yok. İddiaların odağındaki koca da konuştu. Ve kafası kafama çarptığı için gözümden morluk oldu. Genç kadın çocuğunun da şiddet gördüğünü iddia etti. Bana ne oldu? Çocuğun da şiddet gördüğünü sizden iddia etti dün. Yok, çocuğumu şiddet gördüğünü, kendisi çocuğumu çok seviyor. Aile krizinde son sözü yargı söyleyecek. Çocuğunun gözlerinde